Çık hadi. Temizleyeceğiz babanı. Cevriye Hanım'ın selamı var. Sağ olsun. Ne diyor? Tahsin'den duymuş babamın Şevket'e söylediğini. Telefona ver, ben de konuşacağım diye tutturdu. İlahi. Ay bir alem bu kadın. Hadi hadi çıkın siz. Tamam. Necla'yı aradın mı? Söyledin mi Ali'nin geldiğini? Yok, işim bitsin arayacağım. Hadi. Oh. Hadi bakalım. Hastaneye gitmeyecek miydin sen? Birazdan çıkacağım. Ben de geleyim, yalnız gitme. Annem çocuklarla baş edemez, kal sen. İçim rahat etmeyecek. Merak etme, katılaştım artık. Necla durumunu niye sakladı ki bizden? Babamın Ali'den mi duyması lazımdı? Şoke oldu adam. Ben bekliyordum. Necla ile konuştuk geçen de. Evliliğinin pek iyi gitmediğini söyledi bana. Sevmişti hani. Ne oldu? Arkasından kovalayan varmış gibi apar topar evlenmişti. Sevdiğini zannetmişti. Cem'i unutamadığını söyledi bana. Onu hala seviyor. Acısı hala çok taze. Başta Ali'nin sevgisi iyi geldi ona. Ama yetmedi. Zorla da sürmezdi. Doğru bir karar aldılar bence. Ama tabii haklısın. Babam ondan duymak isterdi. Her zaman dik duracak. Hatasını kabul etmeyecek ya. Onun için söyleyemedi tabii. Neyse. Üzüldüm yine de. Haklarında hayırlısı. Siz bana her gün düzenli olarak şantiyelerin bütçe raporlarını mail atacaksınız. Ben de analizlerini yapıp doğrudan Ali Bey'e rapor edeceğim. Her şantiye ayrı ayrı, tamam mı? Tamam. Şirket dahili telefonların da listesini verin bugün bana. Hemen efendim. Merhaba. Ah, merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Buyurun bir kahve ikram edeyim size. İyice yerleşin siz. Ben de işlerimi toparlayayım. Vallahi ben yerleştim bile. Öğleden sonra sunum için hazır olacağım. Harika. Ben çıkabilir miyim? Tabii. Ali Bey'i kutlama için davetli listenizi masanıza bıraktım. Uygun olduğunuzda bir bakarsanız. Bakarım şimdi. Önümüzdeki hafta şirketimizin 10. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız da bir davet organize ettik. Necla Hanım'ın özel olarak davet etmek istediği kişiler var mı, listeye ekleyelim? Niye ona sormuyorsunuz? Gelmedi mi daha? Paris'e gittiğini bildiren bir not bırakmış da masama. Dün gece geç çıkmış şirketten de. Sabah aradım, ulaşamadım. Ben de gitti zannettim. Gitmiştir öyleyse. Ne zaman döneceğini de söylemiş mi? Hayır efendim. Ne zamanlama ama. İşe diyorum. Tam zamanında başlamışım. Gelir gelmez kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılacağım. Evet. Öyle olacak. Acele etmeyin, yavaş yavaş. Tane tane hece hece okuyun. Ben de öyle öğrendim Türkçeyi. Hadi baştan. Bay. Evet. Baş. Çok güzel. Evet. Niye söylemiyorsun bana Ali evden ayrıldı diye? Duramadın değil mi? Kırıp bacağına oturamadın. Yıktın gül gibi yuvanı. Abla, sütümü sağdım. Paraysa tamam canım. Para. İste iç. Bak dolaba koyuyorum. Her şeyim tamam. Var. Daha ne istiyorsun da böyle huysuzluk ediyorsun ha? Konuşurum efendim. Bir de saklıyor bizden.
Sanki duymayacakmışız gibi. Uyanınca bir sürü oda sıcaklığında beklesin, sonra verirsiniz. Adam seni el üstünde tamam, tuttu. Ay ne kötülüğünü gördüm bugüne kadar. Ne? Ne olmuş? Allah canını almasın. Ali Ferhunde şirkette işe almış. Edepsiz, oraya da yetişti ha. Ah, vah vah, şimdi anlaşıldı. Ah yavrum. Tamam tamam, arayın ince. Konuşalım Necla. Alo. Kapattı, uçağa biniyormuş. Ferhunde mi sebep olmuş? Ay Allah'ın cezası. Ne yaptı, etti, yıktı çocuğumun yuvasını. Görüyor musunuz? Kim bilir neler yaşadı Necla. Üzülmeyelim diye söylemedi bize. Sonunda oldu olanlar. Vah vah vah.